Evet sayın seyirciler, şu anda köyceğiz, halk pazarındayız. Halk pazarında sabah mı vardı, sabah? Her şey neredeyse sabah bedava. Çekirdek mi al. Domates ne kadar abi? Domates mi? Evet. 1 lira. 75 lira olsa fark etmez abi. Şey azlarda 3 kilosu 1 lira. Yani 75 kuruş olsa fark etmez. Malına göre abi. Evet. Şimdi 3 lira. Nasıl işler abi? Sağ olun. Allah razı olsun. Yoğun mu? Nasıl? Pazarlarda işler nasıl? Çok şey. Erik ne kadar? Erik 1 lira. Erik 1 lira. Bamya? Bamya 2 lira. Salatalık 1 lira. Patlıcan? Patlıcan 1 lira değil mi? 75 kuruş olsa fark etmez. Portakal? 1 lira. Genelde 1 lira mağazada. Her şey 1 lira. Nasıl bugün iş oldu mu? Buna şükür. Burası da mı sizin? Hayır. Burası başka yerde. Evet. Buna şükür. Yani çok iyi sayılmaz. Geçen hafta ben buradaydım. Geçen hafta işler hava sıcak diye işler düşük dediler. Aynen öyle. Bugün de aynen, havalar sıcak. Aynen öyle. Ne zaman düzelecek bu esnafın hali? Valla işte bilmiyorum. Buradaki vatandaşlar ne kadar da şey olsa yayla köylerine dağıldı. Evet. Yani Köyceğiz'de gelen yabancılar ve Köyceğiz'in yerli halkı yaylılara dağıldı. Yani genelde yaylılarda yalnız bir de bu kipa davaları var ya onlar da... Büyük marketler sizin işleri vurdu mu yani? Muhakkak. Evet. Muhakkak. Tabii canım etkilemem ya. İşte manav arkadaşımız esas. Evet. Ben kendimi yetiştiriyorum. Evet. Evet. Büyük kipa gibi ya. Büyük markalar muhakkak esnafı, çiftçiyi aferin öldürdü. Vergilerimizi ödeyemiyoruz, tamam mı? Evet, evet. Bağkur'u ödeyemiyoruz. Evet. Ha. Küçük, sizin küçük siz çiftçisiniz değil mi? Çiftçi ben alıp satıyorum. Esas manav. Evet. Manav mı? Evet. Ben çiftçiyim. Yani evet. Çok abi ben üreticiyim. Çok naşar durumdayız. Evet. Geçen yıl da öyleydi. Önceki yıllar da öyleydi. Her yıl öyle. Bu şimdi mesela bir önceki yıl aratıyor. Aratıyor. Evet. Geçen yıl, önceki yıl, daha önceki yıl hep işler kötü diyordu. Bu esnaf sahipsiz. Evet. Yani burada esnaf sahibini arıyor. Evet. Esnaf şu bak hangi halka sorarsan sor. Evet. Halk mağdur abi. Evet. Her şey 1 lira burada değil mi? Mar- ne 1 lirası ya? Ne 1 lira? Domates 50 kuruş. Al. Domates demin bir yerde 3 kilosu şeydi. 3 kilosu 1 liraydı. Evet, evet. Ha. Al. Ne olacak bu? Kaça mal edeyim de 1'e satılıyor abi? Abi ne yapacaksın? Şimdi bunu satmasan çöpe dökecek. Evet. Bir mesaj vermek istediğin bir şeyler var mı? Abi ne diyeyim ben şimdi kaldık. Biz kaldık, şaşırdık abi. Ne diyeceğim? Bir şey diyemiyoruz artık değil diyemiyorum mi? Diyemiyorum. Diyecek bir şey yok. Hani halka kızamıyorum abi. Halka da kızamıyorsun, kimseye kızamıyorsun. Kimseye de kızamıyorum. Elini kolunu bağladılar derler ya. Evet, evet. Elimizi dilimizi evet mi bağladılar acaba? Abi burada yani ne diyeyim ben sana kadar? Sen bir bayağı biz elin ağzın elin ayağına karıştı. Konuşamıyorsun artık. Yaralıyım abi. Çok yaralıyım abi. Konuşacağım da konuşamadın ya. Ne konuşayım abim ya? Görüyorum işte ortalığı durur. Çekiyorum. Evet. Çek. Evet. Değil mi? Yani şey pazar gibi işte aynı. Şey abi hiç konuşma. Kardeşim marketler ne yapıyor biliyor musun? Evet. Domates, karpuzu kavunu ucuz gösteriyor. Öbür tarafından geçiriyor. Evet. Bizim evet o şansımız da yok. Evet. Bizde ne elde ne varsa o. Ha. Adam giriyor kardeşim. Dolduruyor ne varsa tek tek bankomattan geçiyor. Gramı gramı para alıyor. Biz burada mesela karpuz 5,5 kilo geliyor. 5 kilo para salıyoruz. Şimdi size bir tane daha soru soracağım. Ramazan'ın erken gelmesi işleri etkiledi mi? Etkilemez. Ramazan ayı bereket ayıdır abi. Evet. Tamam mı? Evet. O daha önce gelsin keşke. Evet. Hep sucuğa Ramazan olsa daha iyi olur abi. Olmaz mı? Cigara çemeyiz abi. Masraflardan düşeriz diyorsun. Evet, evet. Yok, bereket ayıdır Ramazan. Ramazan ayı bereket ayı diyoruz. Evet. Pazarlarda her şey 1 lira oldu. 1 liranın da altına düştü. İşte Ramazan geldi daha düşecek, bolluk gelecek. Ha, hadi bakalım. O zaman size kolay gelsin, iyi günler. Size de kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler.